yaşanan tarihi bir tartışma aslında bir hakikati, bir takiyenin, bir makyajın döküldüğünü de göstermiş oldu. Cumhuriyet Halk Partisi son dönemlerde helalleşme adı altında bir takım mesajlar ve sinyaller veriyor idi. Fakat bir takım politik enerjiyi toplantında aslında tarihle hesaplaşmak istediğini ve bu tarihin de Osmanlı tarihi olduğunu, Osmanlı ile hesaplaşmak istediğini burada bir kez daha gösterdi. Bunun içindir ki Cumhuriyet Halk Partisi bu milletle gönül bağını kuramaz. Çünkü bu milletin gönlünden... Çünkü bu milletin tarihine, bu milletin kültürüne yabancıdır. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Vahdettin haindir diye bağırandan daha büyük bir hain olmaz. Bırakın onlar tarihinden utana dursunlar. Biz tarihimizden utanmıyoruz. Tarihimize gurur duyuyoruz. Bırakın onlar İzmir'de düşmanı denize döktük derken bırakın düşmanı tanımlayamasınlar. Biz düşmanımızı tanıyoruz, dostlarımızı da tanıyoruz. Diğer taraftan efendim İngiliz muhabbetinden bahsetti Doğan Bey. Vallahi kahraman balıkçıda İngiliz büyükelçiyle biz yemek yemedik. İngiliz büyükelçiyle kim kadeh tokuşluduysa ona sorsun. Bize değil. İngiliz anahtarını kim arıyorsa ona sorsun. Doğan Bey, İngiliz muhubbi kimmiş? İngilizlerin sevdalısı kimmiş? O zaman hemen karşı tarafa baktığında zaten görecektir. O zaman daha iyi anlayacaktır. Teşekkür ediyorum. Bizim devletimize padişahlık sistemi yoktur. Bu bir. İkincisi, devletimiz diye bahsettiği Türkiye Cumhuriyeti devleti değildir. Bizim devletimiz Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Bu iki. Üçüncüsü, Türkiye Cumhuriyeti devletinin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Vahdettin'i savunma yeri değildir. Kendini İngiliz'e teslim etmiş, bu ülkeden kaçmış, milli mücadele karşısında durmuş Vahdettin bizim için bir haindir. Siz Vahdettin'i savunmaya devam edin. Sizi biliyorum. Mustafa Kemal'i savunmaya devam edeceğiz. Aramızdaki fark budur. Devam edin Vahdettin'i savunmaya. Devam edin Vahdettin'i savunmaya.